geçmişte işte 15 Temmuz'dan bahsediyoruz sürekli olarak. İşte bir gençliğimiz heba oldu, yok oldu, gitti diyoruz. Ne bileyim işte bazı konulardan dem vuruyoruz. Çok fazla siyasete girmek istemiyorum ama bunun asıl sebepleri neydi? Çocuklarımızın işte buna yönelik projelerden yoksun kalması. Efendime söyleyeyim, çocuklarımızın eğer biz spor alanlara çekebilseydik, onlara spor yaptırabilseydik, onları başkalarının kucağından çekip spor sahalarına, kültür sanata yönlendirmiş olsaydık belki biz bunları yaşamayacaktık. Ama biz bu yanlışı yapmaya devam etmeyelim. Yeni gelişme, yeni proje ortaya koymamız lazım. O zaman şöyle bunun da, bakmamız bunun lazım. Bunun da temeli spor. Anladım. Bakın spor yapan bir, bugün spor yapan bir insanla, bir gençle veya yaşlısı genci, bunu ayrım yapmayalım. Yapan insanla, yapmayan insan arasındaki farkı bir deneye tabi tutalım. Emin olun, ciddi söylüyorum, aradaki o insanın yaşam kalitesi açısından, dünya bakış açısından en az %50 fark olduğunu çok rahatlıkla görebileceksiniz. Kesinlikle şimdi yerel yönetimler kulvarından ayrılmamamız gerekiyor. Yerel yönetimler çok çok önemli. Gerçekten bu tür programlara da Türkiye'nin şiddetle ihtiyacı var. Çünkü yerel yönetimlerin üstleneceği en önemli konuların başında gençlik ve spor geliyor. 29 Mart seçimlerinin üzerinden yaklaşık 8 ay gibi bir süre geçti. Artık yeni belediye başkanları yavaş yavaş koltuklarına ısınmaya başladılar. Tabii geride bıraktığımız dönemde gerçekten Ankara ölçeğine baktığımız zaman her ilçede mutlaka spor adına tesisler de yapıldı. Başarılar da geldi. Sporcu sayılarında artışlar da oldu. Belki çok istediğimiz noktaya ulaşmasa da kulüp sayılarında da bir kıpırdama var. Oldu. Ama yeterli olmadı, değil. Olur, yeterli oldu. Değil. Evet, evet, mesela evet. Altındağ'da gerçekten geride bıraktığımız dönemde çok önemli işlere imza atıldı. Ben bunu yakından takip ettim. Siz de yakından takip ettiniz. Veysel Tiryaki'ye baktığınız zaman önemli projelere imza attı. Şimdi Altındağ'da bir Asım Balcı var. Asım Balcı'yla gerçekten Altındağ'da spordaki hareketliliği sürdürecek. Yani şöyle ilçelere baktığım zaman Yeni Mahalle'de de mutlaka Fethi Yaşar başkanla çok önemli bir ivmeler kazandı. Mutlaka artıracaklardır. İşte Çankaya'nın konumuna ve iddiasına yakışır şekilde bir spor hareketi bekliyoruz. Özellikle geride kalan dönemlerde çok fazla başarılı projelere imza atabildiklerini söyleyemem. Özellikle tesis konusunda şeyler yapılamadı. Keçiören'de mutlaka önemli çalışmalar var, tesisler oldu. Bunun yanında tabii baktığımız zaman Pursaklar'da, Gölbaşı'nda, buralarda bir takım hareketler var. Tabii Etemezkut ve Sincan'da, özellikle Etemezkut'ta ciddi tesisleşme ata gerçekleştirdi Enver Başkan. Dolayısıyla Sincan beklediğimizin çok gerisinde kalan ilçelerden biri oldu. Özellikle küçük ilçelere baktığımız zaman, küçük demek lazım nüfus olarak. Onlar doğalarıyla, kültürleriyle çok büyük ilçeler. Bağlıca ve Güdül'deki hareketlenmelerin biraz daha hız kazanması lazım. Beni en çok mutlu eden ilçelerin başında da Kalecik geliyor. Özellikle 8 ayda büyük bir hareketlilik görüyorum. Tabii Çamlıdere'de spor adına ciddi çabalar verildi. Tesisleşme adına çabalar verildi. En sonuna şeyi koyacağım. Büyükşehir'i ayrı bir masaya yatıracağız. Siz ilçeleri taradınız. İlçelerde çok günler geçirdiniz. Belediye başkanlarıyla çok ciddi temaslarınız oldu. Hemen hemen Kazan'da geçmiş dönemde gerçekten orada da çok önemli tesislere ve branşlara kazandı. Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaptı Lokman Ertürk döneminde. Şimdi de bunun devam edeceğini, bunun yanında Şerefli Koçlar, Evren biraz Ankara'ya uzak kalıyorlar, gönülden uzak kalıyorlar. Onları daha çok sistemin içerisine sokmak lazım. Beypazarı ve Nallıhan'da inanılmaz bir dinamizm var. Tabii bunların hepsini siz geride kalan yıllarda ve dönemlerde çok yakından takip ettiniz. Bu ilçelerle ilgili de şöyle bir toparlama ve neler bekliyorsunuz bu dönemde? Şimdi öyle abi, hemen hemen birçoğunu ziyaret ettik. Diğerler birkaç belediye başkanımız kaldı. Onlardan da inşallah kısa süre içerisinde onları da ziyaret edip
gerekli olan, amatör spor olan gerekli olan her şey kendilerini anlatacağız, söyleyeceğiz. Çünkü ilçelerimizdeki, yani ben ilçeleri önemsiyorum. Hepsine gittiniz değil mutlaka, mi? Yani hepsine gidemedik ama 5-6 tane kaldı. Yok, geçmişte mutlaka. Tabii, geçmiş hepsine gittik. Gitmediğiniz ilçe şimdi, kalmadı. Şimdi ilçelerde mutlaka sporu bizim kalkındırmamız lazım. Ben oradaki hem kaymakamını hem belediye başkanı ziyaret ederek şunu ifade ettim. Dedim ki sayın başkanım, bakın bu ilçenin küçük ilçelerimiz demeyeyim. Demin çok güzel bir şey söyledim. Kültürleriyle, ondan sonra yaşamlarıyla, orada çok değerli insanlar nüfus var. Nüfus olarak. Nüfus olarak belirtelim. Buradaki tabii ki halkın sinema tiyatro noktasında belki o imkanlara sahip değiller ama spor çok rahatlıkla yapabilecek, aslında tiyatrolu olması gereken olmalıdır spor ayrılmaz. Şimdi ilçelerin şöyle bir şansı var. Her ilçemizde futbol sahamız ve salonumuz var. Dolayısıyla tesis anlamda sıkıntıları yok. İki ilçenin bunun, özellikle Bala ve Güdül'de onların çözülmesi gerekiyor. Güdül'ün sahası bitmek üzere. Abicim, uzun yıllar orada futbol oynanamadı. Bitmek üzere. Çünkü orada belediye başkanı Muzaffer Bey'e de söyledik. Daha önce Hava Hanım kendisine de ifade ettik. Tabi oradaki belediye başkanlarımızın ve ilçe müdürlerimizin tabi biraz bu konuda gayretli olmaları gerekiyor. Bala uzun yıllardır tabi ki hep merkezde oynadı maçlarını ama bu dönem Sayın Ahmet Burhan Başkan sporun içerisinden sanıyorum. Gelen biri. Evet sanıyorum. Bu problemi çözdüler sanırım. Sanıyorum evet. Yani o ilçe sahası da şu anda hazır halde. Orada maçları oynayacaklar. Bunlar güzel şeyler. Şu anlamda şunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ilçelerin bu konuda şansı var. İlçelerin hem salonu hem sahası var. Ve ilçelerin aslında en büyük hareketlik kaynağı, eğlence kaynağı spor. Orada halkı bir yere getirebileceğiniz, halkın orada sosyalleşmesi sağlayabileceğiniz, sinerji oluşturabileceğiniz bir organizasyondur, spor organizasyonu. Ki bunu yapan Hayman oldu mesela. Hayman da şu anda balla yine mücadele ediyor. Gerçekten o sinerji orada görebiliyoruz. Efendim Nallıhan bunu yapmaya çalışıyor. Ama sadece futbolla değil, futbol dışındaki branşlara da devreye girmesi lazım. Nallıhan'da basketbol çok öndeydi ama ona ara verildi. Ama şimdi bu bununla ilgili, vericimiz. Bakın tabii, yani bununla mutlaka maddi olarak da bunu bütçe olarak da değerlendirmek lazım, bakmak lazım. Oradaki yani sadece yani iyi olmadı falan noktasında bir suçlama değil bu. Onlar da mutlaka bir bütçe yani oluşturulması gerekiyor bunlarla alakalı. Kolay değil tabii, ilçe belediyelerinde bütçe anlamda biraz daha sıkıntılı olan yerler. Dolayısıyla bu sporun oradaki hareketliliği, yani oradaki o sinerjisi hem halkın sosyalleşmesine hem orada bir hareketin, yani o halkın bir anlamda hafta sonlarını çok daha güzel bir şekilde geçirmesine vesile olabilecek organizasyonun yapılması gerekir kanaatindeyim. Bu nedir? Sadece futbol değil, basketbol olabilir, efendim, kadınla yönelik sporlar olabilir vesaire vesaire.